Rodney Stott, yırtıcı kuşların en büyük dostu. Kuşlar ailem gibi. Onları yaşamak kadar çok seviyorum. Kuşlar eskiden uyuşturucu tüccarlığı yapan Stott'ın hayatını değiştirmiş. Uyuşturucudan kolay kazanılan para kolay ölüm getirir. Emekli olan uyuşturucu tüccarı yoktur. Stott bir yıl içinde 33 uyuşturucu tüccarının cenazesine katıldıktan sonra 20'li yaşlarda hayatını değiştirmeye karar vermiş ve gençlere yardım eden bir çevre örgütünde çalışmaya, yaralı yırtıcı kuşları iyileştirmeye başlamış. Ben de rehabilitasyon geçirmek zorunda olan kuşlar gibiydim. Rehabilite olduktan sonra doğaya eskisinden çok daha fazla bilgiyle geri döndüm. Şahinle avlanma ruhsatı olan Stott, yırtıcı kuşlarla ava çıkabiliyor. Bu etkinlikte Stott, yırtıcı kuşlar ve Anacostia Nehri'ni temizlemenin önemini anlatıyor. Gençlerin sulak bölgelerde yaşayan yırtıcı kuşların bizim ihmalimiz yüzünden öldüğünü görmesini istiyorum. Stott'un gösterdiği bazı kuşlar yaralandıkları için doğal ortamda yaşayamıyor. Şimdiye kadar baykuşları sadece televizyonda gören Kayla Young birini eline almak istiyor. Çok eğlenceli. Latonya Pickens ise tedirgin. Sürekli kanat çırpıyorlar, biraz korkuyorum. Şahinci olmak isteyen engendi Pilgrim, Stott'tan kendisine yardım etmesini istiyor. Hayvanlara, özellikle yırtıcı kuşlara yakın olmayı çok seviyorum. Stott, kuşların genç yaşlı herkesi etkilemesinin kendisini şaşırttığını söylüyor. İnsanların yüzündeki gülümsemeyi görmek benim için en büyük mutluluk. Wilma Rayner, Stott'un suç oranı yüksek Anacostia semtinde gençlere örnek olduğunu söylüyor. Bu mahalleden çıkmış, hayatını düzene sokmayı başarmış birini görmek gençleri yüreklendiriyor. Stott kuşlara çok şey borçlu. Kuşlar bana sabrı, anlayışı ve şefkati öğretti. Stott şimdi ise Earth Conservation Corps adlı çevre örgütünün bir yan kuruluşu olan Wings Over America'da çalışıyor ve sorumlu gençleri yırtıcı kuşlar konusunda eğitiyor. Stott'un geçmişini bilen gençler bir gün zorlukları aşıp ona benzemeyi hayal ediyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington.